Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhakna bis salihin. Sallu ala Resulillah Muhammed. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünyada ve ukbada üzerimize olsun. Amin. Allah-u Teala cümlemizi sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Dünyada rızasına uygun bir şekilde yaşamayı, öldükten sonra da Firdevs cennetinde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la cümlemizi buluştursun. Amin. Dünyadayken ravzasını ziyaretle nimetlendirsin. Amin. Ahirette de şefaatiyle, sofrasıyla cümlemizi rızıklandırsın. Amin. Kardeşlerim, hepimizin malumu, Efendimizin doğumunun yıl dönümündeyiz. Kameri takvime göre Rebiül Evvel ayı, Allah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü. Önceden Nisan ayında miladi takvime göre efendim kutlanırdı Efendimizin doğumu. Şimdi iki yıldır orijinaline dönerek Efendimizin doğum ayında efendim kutlanıyor, anlatılıyor. Bu güzel bir çalışma. Öncesi de güzeldi. Ben işin doğrusu zaten Mevlüt Kandili'nde Efendimiz anılıyordu. Efendim bununla ilgili etkinlikler yapılıyordu. Kutlu doğumun da miladi takvime göre yapıldığında Ümmet-i Muhammed açısından, özellikle Türkiye'li Müslümanlar açısından güzel bir açılımdı. Çünkü bu vesileyle yani o Nisan ayı Efendimizin doğum ayına dönüşmüş ve Nisan ayında birçok etkinlikler yapılıyor. Binlerce, yüz binlerce kardeşimiz, milyonlarca insanımız Efendimiz'e olan muhabbetle böyle diri bir hale geliyordu. Birileri bu işe farklı şeyler getirerek efendim o kutlu doğum haftası kaldırıldı. Şimdi Mevlid-i Nebi diye artık Rebiül Evvel ayında Efendimizin dünyaya teşriflerini ülke genelinde artık yurt içinde yurt dışında yeniden anma programları yapılacak. Efendimiz'i anlamaya inşallah vesile olsun. Kardeşlerim, belki sizlere de gelmiştir. Efendimiz adına uydurulmuş bir söz dolaşıyor. Yani iyi niyetle, zaten uydurma hadisler de maalesef iyi niyetlerle genelde çıkmıştır. Bu da Efendimizin doğumunu haber verene, bununla sevinenlere güya Efendimiz kıyamete kadar dua edecekmiş gibi falan böyle bir söz dolaşıyor. Bunun aslı yoktur. Yani maalesef hadis uyduranlara da malzeme vermiş oluyor bunlar. Bunu da birçok Müslüman kardeşim işte WhatsApp gruplarından paylaşıyor, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Çok tehlikeli bir iş yapıyor. İyilik adına yapıyor ama çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Niye? Efendimiz Aleyhisselam bütün hadis kitaplarında mütevatir olarak, kesin olarak bizlere nakledilen bir bilgi, kim benim adıma bir söz uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Bu kadar ciddi bir tehdit var yani. Şimdi Efendimizin söylemediğini onun ağzından koyarak söylersek ona iftira etmiş oluruz. Efendimizin buna ihtiyacı yok. Niye? Yani o alemlere rahmet olarak göndermiş. Kitabımızda Rabbimiz onu en güzel şekilde methediyor. Onun mübarek sözleri onu methetmek için yeter de artar gibi sahih hadis kitaplarında. Ama onun böyle yalan yanlış sözlerle onun adına iftira atmak bir Müslümanın kendine yapacağı en büyük kötülüktür diye paylaşmak isterim. Hani size de böyle gelirse bana kaç defa geldi. Hem de ciddi böyle kardeşlerden geliyor. Hemen uyarıda bulunuyorum. Yani aman kardeş bunu sakın ha bir daha kimseye gönderme. Gönderdiklerini de bu bilgiyle paylaş. Yani bu yanlıştır diye uyarıyorum. Niye? Bir kötülük gördüğümüzde onu elimizle düzelteceğiz. Gücümüz yetmezse dilimizle, ona da gücümüz yetmezse kalbimizle buğz edeceğiz. Şimdi aziz kardeşlerim asıl meseleye gelelim. Efendimizin doğum ayındayız. Elhamdülillah ülkemizde yıllardır bir gelenek halinde Efendimizin doğumu
sevinçle kutlanır. Bu aynı zamanda onu anlamamıza, hayatımıza rehber ve kılavuz edinmemize de bir vesile oluyor. Bu etkinlikler sebebiyle yıllardır yüzlerce, binlerce toplantılar yapılıyor. Onunla ilgili güzel kitaplar yazılmış Efendimiz'i anlamak adına. Bu bağlamda da bizler için büyük bir nimettir, sermayedir. Şimdi onu anlamanın, anlatmaktan murat nedir? Tanımak. Tanımaktan murat nedir? Kendimize rehber ve kılavuz edinmektir. Niye? Rabbimiz sizin için en güzel örnektir buyuruyor bizlere yüce kitabımızda. Dolayısıyla bizim için en güzel olanı, örnek olanı, alemlere rahmet olarak gönderileni, peygamberlerin sonuncusunu tanımak, biz onun ümmeti ve kardeşler olarak da birinci vazifemizdir. Peki onu nasıl tanıyacağız? Onu tanımanın en kolay yolu, onun bize en büyük mirası olan yüce kitabımız Kur'an'ı okumaktan geçer. Niye? Hazreti Ayşe annemize sordular. Ya Ayşe, bize Resulullah anlatır mısın? Nasıldı onun hali, ahvali, huyları, ahlakı nasıldı diye sorduklarında Ayşe annemiz ne dedi? Siz Kur'an okumuyor musunuz? O yaşayan Kur'an'dır. Bir hal söyleyin ki Efendimiz kitaba uymasın. Mümkün mü? O ne söylediyse kitaba uygun söyledi, kitabı yaşadı. Hani şöyle güzel bir ifade var. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i ete kemiğe büründürüp insan şekline koysan karşımıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkar. Efendimiz'i böyle kitaba dönüştürme imkanı olsa karşımıza Kur'an çıkar. Yani Efendimiz Kur'an-ı Kerim'le ruhla beden gibidir. Etle kemik gibidir. Yani o yaşayan, yürüyen, konuşan Kur'an olarak Yüce Rabbimizin ise en büyük hediyesidir aziz kardeşler. Onu tanımanın demek ki birinci yolu Kur'an'ı okumaktan, anlamaktan geçiyor. Onu en güzel şekilde bizlere anlatan, tanıtan Yüce Rabbimizdir. İkincisi, değerli kardeşlerim, Efendimiz'i tanımanın ikinci önemli noktası onun mübarek sözlerini, yani hadis-i şerifleri okumaktan geçer. Türkiye'li Müslümanlar olarak belki bir eksikliğimiz, onun mübarek sözlerini okuma, anlama noktasında biraz gevşekliğimiz ve gayretsizliğimiz var. Niye? Efendim, daha önce bilmiyorum paylaştım mı? Böyle sonradan Müslüman olmuş kardeşlerimiz, gerek doğudan gerek batıdan, benim çok hoşuma giden, böyle hayatlarını okuduğumda gördüğüm güzel bir hal var. Yeni Müslüman oldukları için ilk önce yaptıkları iş, efendim, iman ettikleri kitabımızı anlamanın derdine düşüyorlar. Kur'an-ı Kerim'i vahy yolunduğu gibi okumanın, öğrenmenin derdine düşüyorlar. Yani Kur'an okuyorlar. Kur'an anlamak için de Kur'an'ın dilini öğreniyorlar. İkinci olarak yaptıkları iş, sevgili peygamberimizden bizlere ulaşan sahih hadis kaynaklarındaki Efendimiz'in mübarek sözlerini birinci derecede okumayı kendilerine ders olarak biliyorlar. Halbuki efendim bir Müslüman olarak bize de düşen nedir? Böyle yeme, içme ve asli ihtiyaçlarımızın arta kalan zamanda onu tanımak için kendimize yapacağımız en büyük iyilik bu yolda giderek onun mübarek sözlerini okumaktan geçiyor. Üçüncüsü nedir aziz kardeşlerim? Efendimiz'i tanımanın yollarından onunla ilgili yazılmış Siyer-i Nebi kitaplarını, sahih ve güzel olanlarını okumaya gayret etmektir. Bu konuda da çok şanslıyız elhamdülillah. Ülkemizde bu manada yazılmış birbirinden kıymetli Siyer-i Nebi kitapları var. Efendim hocam ben böyle heyecan istiyorum, coşku istiyorum. Ne tavsiye edersiniz deseniz size Üstad Necip Fazıl'ın Çöle İnen Nur isimli kitabını tavsiye ederim. Yani böyle muhteşem bir eserdir. Bir çırpıda okunabilecek. Gittiğim okullarda da özellikle genç kardeşlerime tavsiye ediyorum. İkincisi, aziz kardeşlerim, Efendimiz'le ilgili okunabilecek güzel eserlerden, hocam ben ilmi olsun ama çok da uzun olmasın, efendim, doğuda batıda herkesin kabul edebileceği vasıfta bir kitap olsun deseniz, Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam tarihini, İslam peygamberini tavsiye ederim. İki ciltlik gerçekten hem doğuda hem batıda birçok insanın istifade ettiği bir eser olmuştur. Hatta İlahiyat Fakültesi'nde okurken
efendim bir hocamız, yanlış hatırlamıyorsam şu andaki İstanbul İl Müftümüz Hasan Kamil Hoca söylemiş olabilir ya da bir başka hocam, karıştırabilirim. Tasavvuf dersimize girerken söylemişti. Ben senede bir bu kitabı hatmediyorum demişti. Yani Hamdullah Hoca'nın o İslam Peygamberi kitabı. Hocam ben biraz daha tafsilatlı istiyorum. Efendim daha derinlemesine bilgiler istiyorum. Efendim biraz da sahabe-i güzün efendilerimizden de böyle ilk talebelerinden de bilgiler olsun diyorsanız Asım Köksal hocamızın 18 ciltlik İslam tarihi enfes bir çalışmadır. Dünya çapında siyer ödül almış kitapları. Başka daha birçok böyle ağabeyimizin, kardeşimizin yazdığı güzel eserler var. Ama özellikle de bunları size tavsiye ederim. Kütüphanemizde bulunmalı ve mutlaka okumalıyız. Çocuklarımıza da okutmalıyız. Mesela bu kardeşimizin kendine böyle adet edindiği, bu sene henüz daha yapamadım ama yani her sene bir Siyer-i Nebi okumayı böyle kendime gaye edindim. Her sene bir kıymetli eseri okumaya çalışıyorum. Yani çok da istifade ediyorum. Niye? Her bir kitapta Efendimiz'le ilgili yeni bir şeyler öğreniyorum. Böylelikle Efendimiz'i daha yakından tanıma imkanımız oluyor. Tanıyınca değerli kardeşlerim daha çok severiz. Sevdikçe ona olan muhabbetimiz artar. Bu da zaten Rabbimizin emri. Ne diyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin diyor. Rabbimizin bizi sevmesi bizim Efendimiz'i tabi olmamıza, onun izince yürümemize bağlı. Peki bu konuda durumumuz nedir diye şimdi bu akşamki sohbette hepimiz kendi nefsimize soracağız. Biz ne kadar tanıyoruz? Gerçekten onun Efendimiz'ince gidebiliyor muyuz? Kardeşlerim, yani eğer bu konuda üzerimize düşen vazifeleri yaparsak inşallah Efendimiz'in müjdelediği, kardeşimdir diye iltifat ettiği o bahtiyarlardan inşallah oluruz. Yani ondan olmak hepimizin elinde. Yani elimizi uzattığımızda kütüphanemizde ulaşabileceğimiz kadar yakınımızda Efendimiz'le ilgili eserler ama yani tembelliğimizden, gafletimizden dolayı ihmal edebiliyoruz. Bu mahallede daha önce burada otururken bizim Hazreti Ömer Camii'ne devam eden, yanlış hatırlamıyorsam Tokatlıydı efendim Osman amcamız. Osman amca böyle çok hoş bir abimizdi. Yaşça bizim babamız yaşındaydı. 5 vakit namaza camiye cemaate devam eden büyüklerimizdi. Böyle muhabbeti çok hoş da muhabbetinden dolayı efendim bir gün davet etti evine. Oğlu da yine camiye cemaate gelen güzel bir aile. Ahmet hocam dedi bir akşam çayı bizde içebilir miyiz? Demek Osman amca şereftir. Ben de merak ediyorum yani Osman amcanın halini. Bir akşam gittik evlerine efendim çay içmeye. Osman amcayla tabii yakinen tanışınca gördüm ki ilkokul mezunu bir abimiz. Ama oğluyla geleneğiyle aynı çatı altında aynı evde yaşıyorlar. Osman amca bir yıl önce az önce bahsettiğim Asım Köksal hocamızın İslam tarihini bitirmiş. Asım amca efendim, Osman amca nasıl yaptın bu işi? Yani bugün benim diyen büyüğümüz, abimiz bile bu işi yapamıyor. Nasıl yaptın dediğimde, Ahmet kardeşim dedi, ben yatsı namazını kılınca doğru eve gelirim. Başka şeyle uğraşmam. Efendim odaya geçelim, çocuklar çayı da hazırlamışlardır. Bir taraftan çayımı içerken, bir taraftan da açarım Asım hocanın efendim İslam tarihini okumaya çalışır. Ve elhamdülillah bir yılda, yani o anki kendime de çok zorlamıyorum ama yani bir misafirliğe gitmiyorsam, misafir bize gelmiyorsa mutlaka bunu yapıyorum. Efendim bir yılda hamdolsun bitirdim dedi 18 ciltlik Asım Köksal hocamızın İslam tarihini. Ben mütevazı, ilkokul mezunu ama samimi bir Müslüman. Yani demek ki bu iş diplomayla falan da olmuyormuş, samimiyet istiyor. Bir yılda bitirmiş. Osman amcanın böyle dolu dolu konuşması, kitabi konuşmasının temelinde efendim sağlam kaynaktan sağlam bilgiler elde etmesi yatıyormuş.
Ya bugün biz efendim konuşuyoruz birçok kardeş ama tangır tungur boş teneke gibi yani. Boş olunca teneke sesi çok çıkıyor ama içi boş. Halbuki insan öğrendikçe tevazusu artıyor. Öğrendikçe efendim başı önüne eğiliyor. Ama bilmeyince nasıl olsa cahil cesurdur kavliyince efendim var ayol konuşabiliyor. Dolayısıyla niye anlattım bunu size? Biz de Osman amcanın yaptığı gibi böyle akşamları yatmadan önce bir miktar okuyuvererek bile böyle güzel kendimize değerler katabiliriz. Bu kardeşinizin de böyle burada otururken işte karşıya Üsküdar'a ilahiyata gidiyorum. İki şey geliştirmiştim. Yani o zaman buradan 1,5 saatte normal şartlarda bağlar başına geçebiliyordum. Bir, Doğu ve Batı klasiklerini bu yol güzergahında iki otobüse aktararak yaptığım yolculuklarda hamdolsun bitirme imkanı oldu. Sonra çok sevdiğim muttaki alimlerin sohbetlerini, o zaman Walkman vardı, şimdiki gibi böyle efendim cepleri, akıllı telefonlar falan yok. Walkman'den dinleyerek giderken bir yüzünü dinlerdim, gelirken bir yüzünü dinlerdim falan. Böylelikle benim için ayrı bir üniversite gibi olmuştu o yolculuklar. Yani vaktini değerlendirebilen için çok güzel şeyler bunlar. Yine bir başka hocamızdan da güzel bir hatıra. İmam Hatip'teyken derslerimize giren çok hoş bir hocaydı. Yani derse dolu gelirdi. Yani 20 yıl önce efendim üniversitedeyken aldıklarıyla hayatını devam ettiren değil, her gün okuyarak derse çalışarak gelirdi. Hasan Çetiner hocamız efendim, oğlu da bizim sınıftaydı. Bir gün oğluyla ders çalışmak için bunların eve gitmiştik de Hasan Çetiner amca hocamız, değerli kardeşlerim, evindeyken gördüğüm bir manzara çok hoşuma gitti. Böyle işte ev haliyle Hasan hocam biraz da böyle baş ağrıyormuş, ağrı kesecek kesici ilaç arıyor filan. Sonra oğlu dedi ki, babamın sünnetidir dedi Ahmet kardeş. Yatmadan önce en kötü gününde yarım saat okumayı böyle kendine ders edinmiştir. Şimdi bu akşam konsantre olamadı okumaya. Bundan dolayı efendim böyle dertleniyor filan diye söylemişti. Çok hoşuma gitmişti. Bizzat görerek efendim karşılaştığımız bir şey. Şimdi aziz kardeşlerim, yani hocam ben okuyamıyorum. Efendim okumak için vakit bulamıyorum. Kitap ne zaman okulur genelde Türkiye'de? Hı? Kitap ne zaman okunur? Boş vakitlerde. Boş vakitlerde ne yapıyorsun? Soru bile böyledir yani. Boş vakitlerde kitap okuyorum. Boş vakitte yapılacak kadar kıymetsiz bir iş midir kitap okumak? Soru da yanlış, cevap da yanlış. En kıymetli anımda ben kitap okuyorum demeli bir Müslüman. En kıymetli vakit mesela ne zamandır? Sabah namazından sonradır. Müslüman bir kere, Müslüman saati. Eğer biz Efendimiz'i tanırsak izince yürüyeceğiz. Onun sünneti neydi? Akşam erkence yatar, gece kalkar, Rabbi ile teheccüd namazıyla hasbihal ederdi. Gece okuyuşunu Rabbimiz emrediyor kitabımızda. Gece Kur'an'dan okurdu. Efendim, ondan sonra bir miktar daha dinlenir. Sabah namazını camide cemaatle kılar, cemaate namazını kıldırır. Ondan sonra ne yapar? Bir de sabah namazından sonra da vaktini değerlendirirdi aziz kardeşlerim. Bizim değerlendiremediğimiz en büyük kayıplarımızdan bir tanesi de sabah namazından sonraki kıymetli vakit. Ne deniyor mesela sabah namazından sonraki vakte? Sabah namazından sonraki vakte yok yok. Kuşluk ve işler de yani sabahın körü diye halk arasında çok kötü bir cümle var. Sabahın körü olur mu? Sabahın seheridir. Sabahın en kıymetli vakitleridir. Sabah körü dediğimiz şey, gönül gözü körelince en kıymetli nurlu vakte sabahın körü diye isim takmışız. Bizim büyüklerimiz, ben yetiştim yani babaannemde filan gördüm yani. Gün üzerine doğuran kimseyi makbul karşılamazlardı. Gün doğduktan sonra kalkanlar hayır mı gelir filan derlerdi. Şimdi bize batıl batıdan efendim aktarılan kültürüne gece yarılarına kadar tepineceksin. Efendim sabahla onda iş açacaksın. Mesela bakın AVM'lere filan batı kültürümüze dayattı. Maalesef yeni böyle mabet yerine sokulmaya çalışılan o mekanlar ifsad edici mekanlarda. Mesela ezan duymuyorsun. AVM kültürü gerçekten kendi kültürünü nasıl da bize zerk ediyor.
Yani AVM'ye girince öğle mi oldu, ikindi mi oldu, akşam mı, yatsı mı belli değil. Niye? Bütün dışarıya pencereler kapalı, içerideki kendi aydınlığıyla dışarıdan senin bağını koparıyor ve ne yapıyor seni? Efendim kendi kültürün adaptörü, müzikle bilmem neyle hoplatıyor, zıplatıyor. Yani vakti nasıl geçtiğini anlamıyor. Ezan da gelmiyor. Ne oldu? Hayat bitti. Peki bu kültürün şeyi nedir? Zaman dilimi sabah 10'da başlar, akşam 10'da kapanır. Müslümana yakışır bir hayat tarzı mı? Değil. Müslüman için en kıymetli vakit kardeşlerim, deneyin kendi hayatınızda da sabah namazından öğleye kadar bir iş yapın. Bir gün böyle deneyin. Bir başka günde efendim öğleden sonra gece 12'ye kadar böyle bir çalışın, gayret edin. Mesela kendi kitap çalışmalarımda da gördüğüm en bereketli, en faydalı, en iyi sonuç aldığım vakit, özellikle de mesela kitaplarım Hatimesinin son bölümünü ve giriş bölümünü ya da ön sözünü sabah namazından sonra yazmaya gayret ederim. En tatlı, en verimli vakit o vakitlerde oluyor. Böyle yaptığınızda gerçekten güzel bereketler oluyor. Yine Sefa Saygılık Hoca'dan okumuştum da, hocam siz doktorluk yapıyorsunuz, muayenehaneniz var, hastanede, üniversitede çalışıyorsunuz, bu kadar konferansa gidiyorsunuz, kitap yazıyorsunuz filan. Hocam ne ara bunları yapıyorsunuz diye sormuşlar da, hoca diyor ki, sabah namazından mesaiye gelinceye kadarki geçen vakitte bunu yapıyorum diyor. Şimdi bereketine bakar mısınız? Şimdi o bereketli vakitte, şöyle akşam uykuyu kandıracak kadar biraz erkence yatsa, sabah namazından sonra da işte o arada bu bahsettiğim okumaları yapsak, değerli kardeşlerim, inanın hepiniz geriye dönüp baktığınızda elhamdülillah Ahmet kardeş, ne güzel oldu, ne bereketli bir vakit geçti diye söyleyeceksiniz. Ama maalesef biz efendim kitap okumayı boş vakitlere bırakmışız. Hiç de boş vaktimiz olmuyor canım. Hele şimdiki nesilde, yani boş vakit nasıl olsun? Akılsız telefon gibi bir musibet varken, yani adam gözünü açar açmaz Rabbini zikredeceği yerde telefonu ile uzanıyor. Gözünü kapatacağı vakitte efendim Rabbine dua ederek, sığınarak efendim küçük ölüm olan uykuya dalacakken adam acaba kaç kişi beni like'ladı falan ona merak ediyor, öyle kapatıyor. Yani günün zikri maalesef cep telefonuna bakmak olmuş. İfsad ediyor. Güzelim vaktimizi mahvediyor, heba ediyor. Güzel bir nimet kullanmasını bilene, ama aynı zamanda da büyük bir fitne, imtihan olabilir. Bizim ömür sermayemizi mahvedebilir. Rabbimiz Azze ve Celle, kitabımız, yüce kitabımızın birçok ayeti kerimesinde zamana yemin ediyor kardeşler. Efendim ebedi hayatımızı kazanmak için en büyük sermayemiz ömür sermayemiz. Bunu değerlendiremezsek yarın Rabbimize kavuştuğumuza keşke diye efendim hayıflanacaklardan olma riskiyle karşı karşıyayız. İşte kutlu doğum günlerinde, Mevlid-i Nebi günlerinde kendimize yapacağımız en büyük iyilik, efendim bu sene Mevlid-i Nebi programlarında vesile kılarak bir kulluk programı uygulamamız gerekiyor. Ben 1440'ın Rebiül Evvel ayında, Efendimiz'i anlı ve anlama ayında kendime onun hayat planı gibi plan yapacağım. Efendimiz'den aziz kardeşlerim, daha meşgul hangimiz olabilir? Onun kadar sorumluluğu, onun kadar yükü ağır olan hangi Müslümanı bana gösterebilirsiniz? Efendim, vaktini öyle güzel planlamış ki, bir miktarın üçte birini kendine ayırıyor. Üçte birini efendim ailesine ayırıyor. Üçte birini de ümmetin dertlerine efendim ayırmış. Ümmetin dertleriyle dertleniyor. Bunca sorumluluk. Biz bile birkaç kardeş böyle soru sorduğunda, böyle dert yandığında feryat ediyoruz ama Efendimiz şikayet etmemiş. Bunlar yapmış ama özel hayatını da ihmal etmemiş. Biz bazen İslam'a hizmet ediyoruz derken evi ihmal ediyoruz. Efendim çoluk çocuğu ihmal ediyoruz. En çok şikayet aldığım konuların başında geliyor. Hani ailelerle ilgili sıkıntılarda. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, biz onun boyasıyla boyanacağız. Sevgili Peygamberimizin hayatımızı da biz de onun yaptığı gibi üçe bölerek planlarsak, kitap okumaya da zaman olur, çocuklarla vakit geçirmeye de zaman olur, efendim rızkımızı kazanmak için de zaman olabilir. Ama hocam yediği önünde, yemediği ardında, efendim daha ne istiyor filan diye
bazen böyle erkekler olarak biz hemen kendimizi temize çıkarmanın derdine düşebiliyoruz. Kardeşlerim, ama onların da muhabbete, ilgiye ihtiyacı var. Elimizde öper, ben de sizin gibi evladım var. Son numara 5 yaşlarında filan. Ben de bir kitap çalışması yapıyorum. Çalışmalarımı da evden yürüttüğüm için biraz böyle çocuk da oynamak istiyor. Hani diğer ablalası, abisi ya da annesi demek ki yüz vermemiş ya da onları biraz bıktırmış. Çocuk benim odaya geldi, biraz böyle muhabbet edecek, oynayacak filan. Ben de yavrum bak kitap çalışıyorum, kitap yazıyorum, bunu bitireyim inşallah filan dedim. Ve çocuk yine söz dinledi gitti. 5-10 dakika ne kadar geçtiyse yine çocuk unutmamış. Babayı da vakit geçirmek istiyor. Yine geldi, baba oynayabilir miyiz? Yavrum daha bitmedi, biraz daha sabır. Yine gönderdi. Aradan bir 5-10 dakika daha ne kadar geçtiyse yine geçti. Az sonra yine geldi. Yine aynı cevap filan. Artık kaç defa gönderdiyse çocuk demek canına tak etmiş. Buraya kadar gelmiş. Ne dese beğenirsiniz. 5 yaşındaki çocuk kardeşlerim. Baba, kitap yazıyorum, kitap yazıyorum. Ben senin kitap yazmanı hiç sevmiyorum dedi. Çekti gitti çocuk. İyi bir fırçaya kaydı. Şimdi çocuğun bu tepkisi benim şimşeklerin çakmasına sebep oldu. Ya Ahmet, sen kitap yazacağım, ümmete faydalı olacağım diye düşünürken ya burnunun dibindeki canlı kitabı yazmayı ihmal ediyorsun. Senin yaptığın iş mi filan, kızdım kendime ama yazın konsantre olmakta zor oluyor değerli kardeşim. Yayın evde sıkıştırıyor. Hocam bir an önce bunu bitirelim filan. Neyse kitabı bitirdim. Ama çocuğun cümlesi içime oturdu. Sonra aziz kardeşlerim birkaç gün biraz böyle nefes alalım diye onun sevdiği oyunlar baba olarak bilmez miyse onun ne seviyorsa onun istediği oyunları oynamaya başladık. Baba kız oynuyoruz. O da bir ibadet. 5 yaşındaki çocuk. Çocuk deyip geçmeyin ha. Şimdiki çocuklar yine biz büyüklerin daha akıllı. Çocuklar ne beğenirsiniz hocam? Baba, iyi ki seni doğurmuşlar. Niye yavrum? Baba hiç kimse senin gibi benimle oynamıyor ki. Ya. Allah başlasın hocam. Hani siz de yaşıyorsunuz bunu da. Ben böyle çok çarpıcı olduğu için özellikle paylaşmak istedim. Efendim zaman ayırıyor. Mübarek aleyhissalatü vesselam o kadar böyle hassasmış ki. Yani akşam saatlerinde böyle dakika oynamıyor tabiri caizse. Ya devletin işleriyle uğraşıyorsun, ümmetin derdiyle uğraşıyorsun, münafıklarla ayrı uğraş, müşriklerle ayrı uğraş değil mi? Efendim diğer ülkelere İslam daveti için mektuplar gönder, davetçiler gönder, ordular hazırla gönder. Bunca işin arasında eşlerine de ayrı bir zaman ayırıyor. Mübarek o kadar yani ümmetine kendini vakfetmiş ki sabah namazından sonra bazen de böyle oturur. Efendim bu gece rüya töreniniz var mı? Der. Rüyalarını dinler, rüyalarını da yorumlarmış. Ondan daha meşgul olanımız var mı içimizde? Var diye yalan söyler değerli kardeşim. Mümkün değil yani. Ama hayatımızı planlayamadığımızdan dolayı, programlayamadığımızdan dolayı en büyük sermayemiz, ömrümüzü maalesef heba ediyoruz. Bak Allah razı olsun Erol abi burada mı? Erol abime teşekkür ediyorum. Bugün ben bir başka okuldan, konferanstan geldiğim için cuma günü trafikte yoğun oluyor. Efendim eve gidersen buraya gelmekte hem Tarık abi sağ olsun dün mesaj atmış Ahmet hocam sen yolda sürünme ben gelip alayım filan. Ben de cevap veremedim bugünkü duruma göre ayarlayayım diye. Konferansa götüren arkadaşlar hocam biz servisi ayarlıyoruz deyince dedim Tarık abi yedekte dursun onu yormayayım. Ondan sonra buraya biraz erken geleyim akşam trafiğine takılmayayım diye geldim. Geldim ki Erol abi maşallah oturmuş akşama çorba hazırlayacak ya gelen kardeşlere buraya. Evet, yenge gelinceye kadar efendim baktım Kur'an okuyor. Ben de paldır tüldür içeriye girdim kimse yok diye. Anahtarı almış Mengin Kalim. Bir girdim gene Allah bana oturuyor. Ben Kur'an okuduğunu falan da düşünemeden bir girdim içeriye. Selamünaleyküm. Herhalde abiden ses çıkmıyor. Bir baktım Kur'an okuyor. Güzel. Yani vaktini değerlendiriyor. Ve sonra Kur'an okumasını bitirmiş. Yengeye hazırlık yapıyor çorbaya. O kadar lezzetli yapıyor. Allah razı olsun. Şimdi Erol abi bunu kendine dert edinmiş. Ve diyor ki o kadar hoşuma gitti ki, hocam diyor burada kendi evimden daha huzurlu hissediyorum kendimi. Niye? Çünkü buraya gelecek kardeşlerine ikram etmenin hazzını tatmış, yaşamış da efendim bak hayatını planlayınca ne güzel iş çıkıyor. Her yaşta herkesin kendine göre İslam'a hizmet edebilecek
imkanı var ama değerlendirebileni, yapabileni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Efendim, İslam'da en hayırlı amel hangisidir? Tanıdığın tanımadığına selam vermendir dedi birine. Öbürüne yemek yedirmendir dedi. Öbürüne vaktinde kılınan namazdır dedi. Muhatabının ihtiyacına göre cevap verdi. Bugün bizim de sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim, kendimize yapacağımız en büyük iyilik kulluk planımızı, programımızı yapmak. Kulluk planımızı Efendimizin izinden gidiyorsak neye göre yapacağız? Bugün efendim randevularımız bile saatle veriliyor ama saate de Müslümanlar uyuyor. Şimdi konferanslara yeni başladığımız dönemde kardeşlerin hocam kaçta yapalım programı? Sizin oran şartlarını bilmiyorum kardeş. Sizin için hangi saat uygunsa o saatte yapalım. Tamam hocam. Biz 19.30 diyelim. İnşallah 20'de başlarız. Kardeşim niye 20'de başlıyorsun? 20'de başlayacaksan 20'de yaz. Niye 19.30 diyorsun? Bizi aldatan bizden değildir. Şimdi bir kardeşim 19.30 deyip de gelse, biz de 20'ye kadar yarım saat onu beklese, o kardeş bundan dolayı bize hesap sorsa haklı mıdır? Haklıdır. Niye? Sen aldattın onu 19.30 dedin. Namazı Allah bize vakitli olarak farz kılmış. Estağfirullah. Kitaben mevkuta. Vakitli bir farzdır diyor namaz için Allah-u Teala ama Müslüman ne yapıyor? Biz 19.30 diyelim de 20'de baş. Yanlış. Ve prensip edindik kendimize. İlk dönemde zorlandık. Hocam şey az önemli değil yani. 5 kişi de olsa 10 kişi de olsa vaktinde başlayalım. Gelemeyenler yansın gelemediğin ama gelenleri cezalandırmamamız gerekiyor. Efendim önceden Müslümanlar randevularını, programları neye göre yapardı? Namaza göre yapardı. Müslüman saati de böyle işlerdi. Sabah namazını mütakiben ya da öğle namazının evvelinde buluşalım. Yatsıyı mütakiben buluşalım gibi namaz merkezliydi buluşma programımız. Şimdi neye göre? Saate göre onu da böyle altın üstüne getiriyoruz. Müslümanın günlük programı da namaz merkezli olur değerli kardeşim. Müslüman üzerine hani insanlık halidir, yorgundur, argındır, hastadır vesaire uyanamamış olabilir. İnsanlık hali olabilir. Ama normal şartlarda yatarken niyet ettim ya Rabbi uyumaya, uykum alınca kalkmaya demez. Yatarken de gönül saatini de beyin saatini de kurarak efendim ben sabah namazını efendim kalkacağım. Ya Rabbi sabah namazını beni kaldır diye bu niyette yatar. En kötü ihtimalle. Bunun daha güzeli nedir? Teheccüdle hayata başlamasıdır. Yani saat 3 yataktan uç diye eskiler böyle güzel tekerlemeyle de söylemişler. Gece hayat olur Müslümanın. Bugün mesela teheccüd kılmak için en güzel günler değerli kardeşlerim. Niye? Geceler uzun. Ta 7-20 gece İstanbul şartlarında değil mi? Güneş doğuyor. Efendim imsak ne zaman kesiliyor? 6'yı 15 gece filan. Adam 6'da kalksa yani 15 dakikada yani en kötü ihtimalle yine teheccüd namazını kılabilir. Eğer bugün adam teheccüde kalkamıyorsa, sabah namazına gidemiyorsa o adam şöyle iki elinin arasına alsın başını düşünsün. Ya ben ne edepsizlik ettim ki Allah benim bu güzel nimetlerden mahrum ediyor diye düşünmeli. Öyleyse Efendimiz'i tanıyan, izince yürümeye niyetlenen bir müminin günlük programı namaz merkezlidir. Teheccüdle başlar güne. Sabah namazıyla devam eder. Hani iş durumu vakti müsaitse işrakta da vaktini taçlandırır. Kabul edilmiş bir hac ve umre sevabı verilir diye Efendimiz müjdelediğine göre sonra öğleye kadar yapacağı diğer işlerini yapar. Ama ajandasına da efendim hatta bazı kardeşler çok hoşuma gidiyor. Efendim kırmızı kalemle işaret koyuyor namaz vakitlerine ona göre. Hatta cep telefonuna böyle 15 dakika önce efendim ayarını kuruyor da cemaate kaçırmayayım diye. Yaşar Altekin yeni iktidar ettiği dönemde böyle tanıştık, kucaklaştık filan. Böyle hatıralarını dinliyoruz. Ahmet Hocam diyor, ben namazın cemaatle kılınabileceğini zannediyordum diyor. Yeni diyor iktidar ettiğim dönemde ve Sakıp Ağa'nın cenazesiyle Allah bana hidayet nasip edince kol saatimi kuruyorum. Efendim ezandan 15 dakika önceye hemen motosiklete atlıyorum. Yakında da cami yok. Gidip camide kılıyorum namazı. Camiye, cemaate yetişemezsem
namaza olmayacağını düşünüyorum diyor. 3 ay boyunca 5 vakit namazı ben nerede cami, ben orada kılıyorum. 3 ay sonra bir cemaatte Müslüman kardeşlerin sohbetlerine gidiyor. Yaşar abinin böyle telaşlı, acele ettiğini görünce, hayırdır Yaşar abi diyor, bu telaş niye? Kardeş diyor, bak şey, saat alem verdi. 15 dakika sonra cemaate yetişmemiz lazım. Acele etme abi diyor. Cemaate gidersen 25 derece, 27 derece daha fazla sevap olursun. Ama bak burada önemli işler yapacağız. Şöyle böyle bir ümmeti kurtaracak. Allah senin hayrını versin. Ya sen kendini kurtaramamışsın. Ümmeti nasıl kurtaracaksın? Hani Yaşar abiye bu ifsadı verenler için söylüyorum. Yaşar Bey için diyor. Bak diyor, sen daha tazesin. Efendim yorulursun. Bu işin sonu gelmez, sonra da bırakırsın. Bak diyor, işin aslı şudur. Şimdi diyelim ki sabah namazın vakti imsakla beraber girdi ya, ta güneş doğuncaya kadar devam eder. Öğle namazın vakti işte şu vakitte girdi, efendim işte ikindiye kadar devam eder filan. Acele etme, cemaate de inşallah devam etmeye çalış filan diyor. Dedim ki Yaşar abi, keşke bu bilgiyi hiç öğrenmeseydin. Asıl senin yaptığın doğruydu. O kardeşlerin de diğer Müslümanların da yaptığı yanlış. Niye? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının baş köşesinde cemaatle kılınan namazlar var. Aralarda işleri görülürdü. Senin yaptığın doğruydu. O kardeş İslam adına seni ifsad etmiş. Keşke bu bilgiyi hiç öğrenmeseydin. Dedim. Ya Ahmet hocam sorma diyor. Gerçekten de ifsad oldu. Benim tılsım bozuldu. Ondan sonra yani eski gayretim kalmadı diyor. Yani cemaate devam etme noktasında. Hani o hadisi şerifi bile yine yanlış yorumluyoruz ve anlıyoruz. Hani diyor ya, beni bir tek sen anladın, sen de yanlış anladın diye. Kardeşlerim, hani Efendimizin hayatında bir örnek gösterin. Mazeretsiz olarak camiye cemaate gitmediğine dair. Mazereti nedir? Efendimizin şeyinde ya hastalıktır, efendim ya da yani oraya gidecek bir korku olması lazım, engel olması lazım, düşman taarruz olması lazım. Onun haricinde sürüklene sürüklene bile giderdiniz diyor, bilseydiniz bunun kıymetini. Ama biz efendim bir yağlı böyle kemik için ne taklalar atıyoruz değil mi? Şimdi bazen duyarsınız böyle alışveriş merkezleri falan açılışında milletin en çok itibar ettiği elektronik ürünlerde ihtiyaç duyduklarında açılışa özel %50 iskonto yapıyoruz, indirim yapıyoruz adam. Bir de reklam veriyor, ilan veriyor. Ana, millet akşamdan orada çadır kuruyor. Gördük yani geçmiş dönemde. Adam bedava da vermiyor yani. Biraz piyasadan daha uygun fiyata vereceğiz diye millet geceden orada nöbet tutuyor. Niye? Hocam %20, %30 neyse %50 iskontoyla alacağız diye. Şimdi düşünün değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de hani evde kıldığımızda, tek başımıza kıldığımızda bir derece sevap alacaksa, cemaatle kıldığımızda artı 27 derece, 27 kat daha fazla sevap alacağımız bir müjde bize vaat ediyor. Şimdi beyaz eşyacının faydasına inandığımız kadar, Efendimizin bu mübarek sözüne inansaydık, iman etseydik, sürüne sürüne de olsa camiye gider miydik, gitmez miydik? Bazen konferanslarda da takılıyorum. Şimdi düşünün ki kardeşlerim, bize buraya en yakın cami hangisi? Miraç Camii. Bayağı da büyükçe bir cami. Şimdi bu hafta sonunda pazar günü. Bahçelievlerin efendim zengin bir iş adamı şöyle bir şey yapsa. Camimize imamlar, bu akşam gelemedi Faruk hocam. Biraz seslerinden rahatsızmış. Efendim Allah şifalar versin. Faruk hocanın kulağına eğilse de dese ki, Faruk hocam kaç tane cemaatin var sabah namazında? Bir saf, bir buçuk saf. Kaç kişi ediyor? 150 kişi. Hani büyük merkezi bir cami ya. Hocam gelenlere lütfen siz kendi elinize verin, ben de bilinleyeyim. Herkese birer tane çeyrek altın hediye ediyoruz. Bundan sonra da hocam kimseye duyurmayın. Sabah namazına devam edenlere biz birer tane çeyrek altın devam edeceğiz. Dese. Bunu da şahıs, efendim İslam'a hizmet etmek için böyle gayret eden adam devam ettirse. Bir hafta sonra
Bırakın cami içerisini. Basın sitesinde, bahçe evlerde, caddeler kilitlenir mi, kilitlenmez mi? Sizi bilmem kardeşler ama bu kardeşiniz de 6 nüfus, damatla beraber 7 nüfus, biz Başakşehir'den filan. Yani Miraç Cami'ye sabah namazına geliriz buraya. Niye? E hocam 6 tane çeyrek, 7 tane çeyrek aldık. Çarp bunu 2.60 mı? Ne? 3.60. Of of. 2.5 milyar. Bir sabah namazına 2.5 milyar. Ayda eder çarp 30 da şu kadar. Oh oh oh, köşeyi döndük. Gelir mi gelmez mi? Gelir. Ya bir çorba için, bir simit için bile kaç takla atıyoruz? Peki, söyleyin bana kıymetli dostlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır bu sünnet. Hadi daha farza gelmek. Şimdi söyleyin bana Müslümanlar. Efendim çeyrek altının faydasına iman ettiğimiz kadar alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselam'ın bu mübarek sözüne iman etseydi 21. asrın Türkiye'sinin, İstanbul'un Müslümanları camide cemaatte böyle boşluk olur mu? Olmaz. O zaman doğru oturup doğru konuşalım. Biz inanıyormuş gibi yapıyoruz. Hadis-i şeriflere de yani söz söyleyene kızıyoruz ama biz yaşamayarak zaten ayaklar altına alıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mübarek sözünü duymak ve yaşamak için nice sıkıntılara katlandı sahabe-i güzine Efendimiz. Allah hepsinden razı olsun. Bize büyük bir miras bıraktılar. Ama bizim elimizde büyük bir nimet var da ama bu nimetin kadrini, kıymetini bilmiyor. Bilseydiniz sabah namazının ehemmiyetini, düşman orduları böyle peşinize düşseler, dıgıdık dıgıdık gelseler yine terk etmezdiniz diye Efendimiz Aleyhisselam bu kadar üzerinde durmuş. Ama biz tembelliğimizden, gafletimizden dolayı maalesef ihmal ediyoruz aziz kardeşim. Allah Teala Hazretleri cümlemizi onu tanımayı, anlamayı, kendimize rehber edinerek izince yürüyebilmeyi nasip eylesin. İzince yürünecek tek günahsız, kusursuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim hatamız olur. Büyüklerimizin hataları olmuştur, eksikleri olmuştur. Ama hiç hatası kusuru olmayan, beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi ne güzel yaptı buyuran sevgili peygamberimiz en güzel örneğimiz. Onun izince yürüyenleri inşallah cennette o karşılayacaktır. Allah hepimizi izince yürüyüp de cennette şefaatiyle, sofrasıyla rızıklanmayı cümlemize nasip etsin. Amin. Kardeşlerim, başta söylediklerimi tekrar ederek